Herkese merhaba. Kanalıma ve vloguma hoş geldiniz. İnşallah severek ve isteyerek izlediğiniz, sonuna kadar severek izlediğiniz bir vlog olur. Arkadaşlar, beni soracak olursanız ben iyiyim çok şükür. Bugün dediğim gibi günlerden pazartesi. Ben saat 8.30 civarı tedavime gittim. Daha doğrusu yumurtlama toplama işlemi yaptı anestezi altında. Ufak bir ameliyat geçirdim. Şimdi diyeceksiniz nasıl böyle ayağa dikildi. Sabahtan böyle biraz sancım vardı. Ameliyat zaten yarım saat sürdü. 1-2 saatte kendime geldim. Bilenler bilir. Sancım vardı fakat herhangi bir fazla ağrım, aşırı derecede bir ağrım olmadı. Yan tesir yapmadı bende, öyle söyleyeyim. Dedikleri gibi olmadı. Akşam üstüne doğru biraz daha iyileştim. Ve kayınvalideme gittik. Hani orada da tabii uzandım, ayrı bir mevzu. Karnımın içi, yani şu anda karnımın içi şöyle söyleyeyim size, boş gibi. Bomboş. Hani en ufak böyle yolda kasisten kalktığımız anda böyle bir acı hissi hissediyorum ister istemez. Ama tabii ki çok şükür buna da. Böyle yani kızlar. Oradan da market alışverişi yaptık eşimle. Aylık alışveriş. Biz zaten çoğu şey, deterjanımız, yağımız, Feri de geçen gün Trendyol'dan aldım. Feri Platinum kullanıyorum ben. Onları falan, büyük masraf çıkaracak şeyleri almıştım. Bunlar da genel ihtiyaçlar, öyle söyleyeyim. Size bunları göstermek istedim. Hani vlogumda hani birkaç gün vlog, böyle vlog atmamazlık yapmayayım diye bunu yapmak istedim açıkçası ve de kendimi bilgilendirmek istedim. Yarın işte hastaneye arayacağım, hani ne oldu, embriyo işi, hani transfer ne zaman yapılacak diye onlara soracağım. Ona göre birkaç gün içerisinde inşallah haber gelecek ve durumun gidişatına göre değerlendireceğiz. İnşallah transfer vim de kolay gider ve böyle dinç bir şekilde ayağa dikilirim. Şu anda dediğim gibi sadece böyle ağır şeylerde hareketlerim kısıtlı oluyor ama sancım yok denecek kadar az. Öyle söyleyeyim. Allah'ıma çok şükür kanamam, herhangi bir şeyim de yok. Böyle yani kızlar, siz de bilgilendirmiş olayım. Ve bana bol bol dua eden arkadaşlara da şimdiden çok çok teşekkür ederim. Buradan herkese sevgilerimi, teşekkürlerimi iletiyorum. Allah razı olsun 1000 kere. Böyle yani kızlar. Eşim de pantolonları terziye vermişti. Onunla ilgileniyor arkada. Pantolonlarına bakıyor, yapılmış mı yapılmamış mı diye. Sabahtan beri onlarla uğraşıyoruz yani. Kendimi iyi hissedince de dedim şöyle ufak alışverişimi yapayım, ne olur ne olmaz transfer zamanı belki çıkamayabilirim. Bir 14 gün, 12-13 gün falan, biliyorsunuz kendime çok dikkat etmem gerekiyor. Bilenler bilir daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Neyse, fazlalık uzatmadan alışverişimi size yavaş yavaş göstereyim. Fazla ağır kaldıramayacağım çünkü hareketlerim dediğim gibi kısıtlı. Şöyle elimden geldiğince size göstereceğim kızlar. Şimdi buradan başlayalım. Hatta şunu size göstereyim. Böyle kaldıramıyorum. 2 tane su aldık kızlar. Biz artık pet şişe alıyoruz böyle. 5 litrelik. Damacana da alıyorduk ama uzun zamandır damacana almaktan vazgeçtik. Öyle söyleyeyim size. O yüzden pet şişe, 2 tane pet şişe aldım. Böyle BİM'den alışveriş yaptık bu arada. BİM'in sihirli süngerleri var. Ben bunları çok seviyorum. İz de çıkartmıyor. Bunlardan aldım. Tabii ki Recep'in olmazsa olmazı. Yarın uğraşmak istemiyormuş. İş yerine getirecek. Ben de yapacak halim yok. Ütüsünü nasıl yapacağım onu düşünüyorum şu anda. İnşallah yapacağım. Böyle BİM'in zeytini demişim. BİM'in cevizi, bu iyi çıkıyor arkadaşlar. Yani hiç gözü kapalı alabilirsiniz yani. Ben her seferinde aldığımda böyle bir tane cevizden iki tane yarım çıkar ya, kesinlikle öyle yani diyebilirim. Aralarında tek tük vardır, kesin şeyler, kırık kırık var.
Böyle Bim'in Agnes'in peynirini, eşim çok seviyor, bunu aldık. Banyoya koku aldım, her zamanki kokum. Bunu çok seviyorum, oda kokusu. Hatta koyacağım, oturma odasına da koyacağım. Bakalım, böyle bir tane daha almış. Bunları kendi aldı vallahi. Hiç ben şey yapmıyordum. Onlar böyle ilk defa aldım. Türk şekerin böyle bir arpa şehriyesi vardı. Bir tane vardı evde. Bir tane daha alayım dedim. Ben arpa şehriyeli şeyler yapmayı çok seviyorum. Bir şeyler yapmayı. Böyle de peynirli sandviç almış. O salamlı sandviç. Bu da peynirliymiş. Herhalde bir tanesini de bana bırakır. Yarın bir şey yapamayabilirim. O da evde yok. Dinlenebilirim yani. Çamaşırlar var, dürülecek. Onları dürürüm herhalde. Böyle kavurma aldım. Emin'in kavurması bu arada. Geçen de bundan almıştık. Çok memnun kaldım. Ve fiyatı da gayet uygun. 150 gramı 12 lira falandı. Ben çok beğendim. Beğendim yani. İdare eder değil mi? Beğendim yani şimdi. Hem idare eder hem beğendim. Olmuyor değil mi? Böyle gofret aldık. İçinde 7 tane varmış. O da indirimdeyken gördü o da. O aldı yani, Recep aldı. Böyle pişirme kağıdı aldım. Bir tane vardı evde ama bitmek üzereydi. Bim'in de bu pişirme kağıdı iyi oluyor. Hazır kesilmiş bu arada. Böyle Türk şekerin yine spagettisini alacaktım ama yoktu. Kelebek makarnasını aldım. Recep tost ekmeği almış. Hatta tost ekmeği artık yani aralarda derelerde kala kala böyle olmuş. Tost ekmeği almış. Sabahları işe giderken tost yaparım diye dedi. Tayin elması aldım şöyle. Gel hayat. Böyle fincan poşet çay aldık arkadaşlar. Bu biz pratik olsun diye derken bu poşet çayını da seviyoruz. İyi oluyor yani bunlar. Hatta iki tane alacaktım da boşverdim. Böyle her zamanki zeytinim, soslu zeytinimden aldım. Bu bitti. Dondurulmuş ürünlere geçeyim. Artık Recep onları da koyar herhalde. Banvit'in demişim ya. Bim'in böyle baget tavuklarından aldım. Bunu 2-3 parçaya, 2 parçaya falan bölerim bu. Hemen tüketmeyiz biz. Böyle bir tane vardı evde, bir tane daha aldım. Baget istemedi, tavuk göğsü olsun falan dedi. Ben de tavuk göğsü aldım. Evde bulunsun. Sevmiyorum, bageti fazla sevmiyorum dedi. Böyle Bim'in mantısı benim hoşuma gidiyor. Yapamadığım zamanlarda evde bir şey hazır, bu yapıyorum. İçinde de ne kadar et var bilmiyorum ama lezzetli. Gene de lezzetli oluyor. Tavsiye ederim. Migros'un parmak patatesi demişim. Normal patatesinden alıyorduk. Güzel oluyordu. Bim'in de patatesini beğeniyorum. Bu da gene ip incecik olmuyor. Öyle söyleyeyim. Bir de 5,5 liraya düşmüş. Hatta kayınvalideme de aldık. Kendimize de aldık. Öyle söyleyeyim. Aldıklarımız bu kadar galiba. Aynen. Aldıklarımız bu kadar. 170 lira tuttu arkadaşlar. Ha, bir de Bim'de kadife tatlısı diye bir tatlı var. 4 tane falan ondan aldık. Kayınvalideme giderken aldık. Hani çayın yanında yeriz diye. Kadife tatlısı bilmeyenler için, Kıbrıs tatlısı da işte idare eder de ben pek tadını beğenmedim. Eşim beğendi de. Kadife tatlısı inanılmaz güzel. Herkese tavsiye ederim. Bir gün aldığım zaman size de gösteririm. Ben sevdim yani. Yolunuz Bim'e evet diyor. Yolunuz Bim'e düşerse bir gün inşallah alırsınız. Denemenizi tavsiye ederim. Alışverişim bu kadar kızlar. Dediğim gibi biz çoğu ürünü depoladığımız için, tuvalet kağıdı olsun bilmem ne, ben ucuz oldukları zaman hep alıyorum. Küçük tuvalette ardiye olarak kullandığım için oraya koyuyorum. Hatta bir yığın çamaşır temizlik deterjanları, çamaşır deterjanları falan var. Geçen de Trendyol'dan feri platinyumumu almıştım. İyi oldu yani. Bu ay fazla bir şey almadık o yüzden. Böyle yani. Tabii ki bunların pazar alışverişi her zaman çıkacak. İlla ki genel alışverişte çıkacak.
ama kahvaltılık alışveriş falan vardı. Bir Şok'tan Aktaş'ın sucuğundan alacağım. Dondurucuya koyacağım, iyi oluyor. Aytaş'ın, pardon yanlış söyledim. Onun sucuğunu beğendik, çok hoşumuza gitti. Hem de indirimliydi, bulabilirsek ondan alacağız. Böyle yani. Böyle. Bizim alışverişimiz de bu kadar. Şimdi ben biraz dinleneyim. Videomu burada kapatırım diye düşünüyorum. Kapatmazsam devam ederim. Ama ben size alas maldık ne olur ne olmaz diyeyim. İnşallah videomu beğenerek ve severek izlemişsinizdir. Kanalıma ve bana destek olursanız çok ama çok mutluyuz. Evet aşkım. Çok ama çok sevinirim. Dediğim gibi bu süreçte bana dua eden herkese binlerce kez teşekkür ederim. Herkesten Allah razı olsun. Beni inşallah videomu severek ve isteyerek izlersiniz. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.